Enflasyon yavaş yavaş düşecek. Öyle birden düşüş beklemeyin diyor aslında Hazine ve Maliye Bakanı. Enflasyon Aralık ayından itibaren düşüşe geçecek. Vermiş olduğu yeni mesaj bu şekilde. Nisan'da tepe yapacak, sonra elinin altında gerçekleşecek rakamlar. Sonra yaz aylarında düşer denildikten sonra Aralık ayına yeni tarih oraya verildi. Fiyatların şimdi aslında artış hızının düşeceğini de söylemiş olalım. Hemen bir bakalım. İris Cibre'nin bir sosyal medya paylaşımı, aslında bir hesabı var. Hemen kendisinin de görüşlerine yer vermiş olalım. Bakan enflasyonun Aralık'ta düştüğünü göreceğiz demiş. Bugün itibariyle her ay aylık %1 açıklanırsa Aralık'ta yıllık enflasyon %34'e gelir. Peki Kasım'da yıllık olarak enflasyon kaç olur? %51. Enflasyon düşmüş olmuyor. Sadece rakamlar bizimle oynuyor. Biz buna baz etkisi diyoruz ve yemiyoruz. Hani Sayın Bakan buna ne der bilmiyoruz ama biz buna baz etkisi diyoruz. Şöyle bir tabloya bakalım mı İrfan? İşte 2022 yılının Ocak ayı, sonra Şubat ayı, Mart ayı, Nisan ayı gerçekleşmelere baktığımızda Ocak ayında aylık enflasyon %4.81. Şubat ayında aylık enflasyon %5.46. Şimdi Mart ayında enflasyonu hani o tarihten itibaren şöyle 1 ve ta yılın sonuna kadar %1 olarak hesapladığınızda yıllık enflasyonu görüyorsunuz. Mart ayındaki yıllık enflasyon %61.14. Kademe kademe aylık enflasyon %1 bile açıklansa, kademe kademe yıllık enflasyon %60, sonra 58, 57, 57, 56, 54 şeklinde gerçekleşiyor. 1 bile olsa böyle bir pahalılığı yaşayacağız. Yani o fiyatların artış hızı %57'ye düşecek, sonra %54'e düşecek, sonra %34'e düşecek. Ne zaman düşecek %34'e? O da Aralık ayının, yani 2022 yılının Aralık ayında. Çok da fazla bir şey beklemeyin diyor aslında İris Cibre. Gelen mesajlara baktığımızda Ayfer Hanım, Ayfer Fırat, günaydınlar, selamlarımızı iletelim. Mayıs Nisan'dan iyi olacak, Haziran Mayıs'tan daha iyi olacak. Hatta Temmuz ayında kim yazmış? Bir izleyicimiz Alice Kaptan yazmış. Hatta Temmuz ayında öyle bir uçacaktık ki hala uçamadık. Fiyatların uçtuğuna tanıklık ediyoruz ama böyle dünyanın kıskanacağı, böyle batının, özellikle Almanya'nın kıskanacağı bir uçma seviyesine gelebilmiş değiliz. Boş laf. Hani Nisan Mart'tan daha iyi olacak, Mayıs Nisan'dan daha iyi olacak, bu cümleler ve karşılaştığımız, yaşadığımız, bugün bu cümlelere bizim söyleyeceğimiz boş laf demiş. Bir başka izleyicimiz Abdülkadir Bey, günaydınlar, güzel bir gün olsun, güzel sabahlar. Bütün herkese, ülkemize günaydınlarımızı iletelim. Ankara büromuzun terasından yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Hani şu anın kıymetini bilelim. Evlerinizde belki dışarıya da henüz çıkmadınız, bir pencere açalım, bir nefes alın istedik. Çünkü belki yarın yapamayız, sonraki günlerde de yapamayız, buraya çıkamayız. Çünkü öğleden sonra ve yarın sonraki günlerde Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasının etkisiyle memleket yeniden üşüyecek. Bahar havasının normallerinin altına o sıcaklıkların gerileyeceğini söyleyelim. Boş laf başlığı altında Adnan Bey de tek gerçek Fenerbahçe, gerisi boş laf demiş. Fenerbahçe ile ilgili hemen haberimiz de var, onu da söyleyelim. Derbide gülen taraf Fenerbahçe oldu. Fenerbahçe evinde Galatasaray'ı, ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırladı. Hemen bununla ilgili haberimiz de var aslında. Milliyet gazetesinden bir okuyalım. Kadıköy'de Fener alayı, onu da aktarmış olalım böylelikle yeri de gelmişken. Kadıköy'de Fener alayı, Fenerbahçe dev maçta Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Sarı lacivertlere galibiyeti getiren golleri Zak ve Serdar Dursun kaydetti. 59 puanla ikinci sıraya yükselen Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi biletini de şimdilik cebine koydu. Şimdi Milliyet Gazetesi'nden bu haberi okuyayım. Bir de mesela Türkiye Gazetesi'nde de bu haber var. Logonun hemen altında. Fener için sezona bedel. Hani bu galibiyet Fener için sezona bedel olarak adlandırılmış. Hani taraftar tamam sevindi ama ben de buna müsaadenizle bir itiraz edeyim. Bir Fenerbahçeli olarak öyle sezona bedel diyebileceğimiz bir durum yok. Neticede bir
maç kazanıldı. Önemli bir maçtı ve hani ezeli rekabette o derbide kazanan taraf Fenerbahçe oldu. Ama hani şampiyonluk şampiyonluğun bayağı gerisinde. Türkiye Kupası, Avrupa'daki hedefler, idealler onlar gerçekleşmedi. Yani bir maç kazandık diye sezona bedel diyebilmek mümkün değil. Böyle bir değerlendirme yapılmış. Cimbom Kadıköy'de hezimeti yaşadı. Derbide futbol şöleni yine Türkiye Gazetesi'nin değerlendirmesi. Sezona bedel bir galibiyet midir? Açıkçası ben bunu söyleyemem. Ama bir dün akşama gidelim. Fenerbahçe'nin galibiyetinden sonra Kadıköy ve Kadıköy'de, sadece Kadıköy'de de değil, memlekette yaşanan o şölen görüntüleri. Kadıköy Fenerbahçe Galatasaray derbisiyle deyim yerindeyse yerinden oynadı. Maç sonrası galibiyete sevinen Fenerbahçeli taraftarlar sokakları şölene çevirdi. Bursa'da ise sevincin dozu kaçtı, kavga çıktı. Fenerbahçe Kadıköy'deki dev derbide Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Lig ikinciliği için son 7 maçta hiç kaybetmeyen Sarı Lacivertliler seyircisi önündeki müthiş atmosferde ezeli rakibi Galatasaray'ı da devirdi. 22 puan topladı. Yeşil sahada kıyasıya süren mücadelenin ardından Kadıköy sokakları meşalelerle aydınlandı. Marşlarla coştu. Sevinç büyüktü. Fenerbahçeli taraftarların kutlamaları geç saatlere dek sürdü. Galibiyet coşkusu sadece İstanbul'da değildi. Van'da da kentin en işlek caddeleri Sarı Lacivert'e büründü. Bursa'daysa sevinç taşkınlığa dönüştü. Derbi öncesi iki takımın taraftarları birbirlerine taş, sopa ve meşaleler attı. Ortalık kısa sürede savaş alanına döndü. Polis taşkınlık yapan taraftarlara müdahalede bulundu. Taraftarlar ara sokaklara kaçarak dağıldı.